sorumuz bu. Şimdi bu soruya baktığımız zaman 10 üzeri 7, 10 üzeri 8, 10 üzeri 4 gibi çarpanlar var. Bunları bir şekilde ortaklamak istiyorum ama aşağıdaki 10 üzeri 4 onlara çok uzak. O yüzden ilk önce yukarıyla bir çalışmayı düşünüyorum. Ne yapayım şimdi şu virgülü bir sağa kaydırırsam onunla çarpmış olurum. E, çarpmak fazlalıktır. O yüzden bölmek de gerekir. O yüzden burayı da 10'a böldüm Zaman 10 üzeri 6 kaldı. Yani bir 10'la çarptım, bir 10'a böldüm diye düşün. O halde orası ne olacak? 4 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Yanındaki de aynı şeyi yapıyorum. 1 ileri attım. 10 ile çarpmış oldum. Bir tane de 10. Sağ tarafındaki 10 üzeri 8'den yedim. Bu kaldı. Aşağıdaki ifadeyi şimdilik ellerimi yerim diyeceğim. delleyelim Onu da 2 virgül ileri attım. 22. O zaman 10 üzeri 4'ten 2 tane ne silmem lazım? 10 silmem lazım. 10 üzeri 2. Şimdi bir bakalım bu ifadeyi ben ne parantezine alabilirim? Aslında şu parantezi alabilirim. 4 çarpı 10 üzeri 6 parantezi ikisinde de var. Burada 1 var. Burada da kaç kaldı? 12 çarpı bir tane 10 kaldı. Evet. Şu da 2 çarpı 11 çarpı 10 üzeri 2 diye yazılsın. Şimdi sağ tarafta parantez içerisinde bir şey dikkat ettim mi? Şurası aslında kaç yapıyor? 121 yapıyor. Şimdi i̇şte o 121 ile aşağıdaki 11 gider mi? Gider. Şunları sadece burada ne kaldı? 11 kaldı. Şu 4 de bu 2 gitti. Burada 2 kaldı. Sonra burayla da burayı gönderirsek yukarıda ne kaldı? 10 üzeri 4 kaldı. Yani elde ettiğim sadece hepsi yukarıda olan bir ifade. 2 ile 11'i çarptım. 22 bir de yanında ne olacak? 10 üzeri 4 olacak. Cevap bu olmalı. Ve cevabı görüyorum D şıkkında. Tamam. Fena bir soru değildi. Şimdi burada virgül kaydıracağız. Bakalım en uzun basamak şurada görüyorsun burayı. O halde bunu 1 2 3 4 virgül kaydırdım. 18 oldu orası. Alt tarafı da 1 2 3 4 kaydırdık. Orası 60 yaptı. Eksi 1 2 3 12 bunu da yapalım. 1 2 3 orası da 60 yaptı. Bunu 1, 2 yaptım. 144. Bunu da yaptığımız zaman 1, 2 diye 120 geldi. Evet. Şimdi şunu yapabiliriz. Şu ikisini ikiye bölelim. Kaç yaptı burası? 72. Aşağısı 60 yaptı. Niye öyle yaptım? Payda 60 ya. O benim şu an işime geldi. Uzunca bir bölü 60'ı yazdım. Yukarıda ne var? 18 eksi 12 ve artı 72 var. Topladığımız zaman şu ikisi kaç yapıyor? 90, 90'dan 12 çıktığı zaman ne kaldı? 78. 78 bölü 60 kaldı burada. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman ne çıkar? Nasıl hesaplayacağız? Evet. Her iki taraf 6'ya bölünebiliyor. 6'ya böldüğüm zaman burayı 13 aşağısı da 10. Ha, evet cevabımız ne geliyor? 1.3 geliyor. Yani D geldi. Sayılarına ayrı ayrı tam bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Şöyle düşünelim. Bir A sayımız var. A sayımız. Bu sayılara ayrı ayrı bölünebiliyor diyor. Yani 3 bölü 8'e böldüğümüz zaman ne çıkıyormuş? Bir tam sayı çıkıyor. Aynı şekilde A sayısını 5 bölü 19'a böldüğümüz zaman da yine bir tam sayı çıkacak. Böyle düşünelim. 4 bölü 23 yine bir tam sayı. Peki ne olacak şimdi? Olacağı şey şu. Bunları taklattırdığımız zaman 8a bölü 3 oldu. Buradan 19a bölü 5. Şuradan da ne geliyor? 23a bölü 4 geldi. Yani bunların tam sayı olabilmesi için şuralara dikkat etmen gerekiyor. Bak şurayı görüyor musun? a bölü 3 bir tam sayı olmalı. a bölü 5 bir tam sayı olmalı. Ve a bölü 4 bir tam sayı olmalı. Yani A sayısı kesinlikle 3, 4, 5'in ortak katı gelmek zorunda. O halde 3, 4, 5'in ekokunu bulursak ekok 3, 4, 5 diyeceğim. Ne elde edilir? Nerede birleşir bu sayılar? Bir düşün. 60'da birleşir. Yani uzun uzun alabilirsin de ama ben direkt burada bunu hesapladım. 60. O halde A'nın en küçük değeri ne olmalıdır? 60. Peki geçiyorum. Evet. Şimdi şuraları bir halledelim. Yani parantezin içer içerisine bir bakalım. Buradan 3 bölü 2 geldi. Sağından bir sağından 4 bölü 3. Onun bir sağından 5 bölü 4 diye gidiyor. Nokta nokta en sonda n-1 artı 1'den n bölü ne geldi? n-1 geldi. Bu neye eşitmiş? 20'ye eşitmiş. Şimdi sadeleştirmelerimiz nasıl oluyor? Şöyle gidiyor bunlar. Bunları gönderdiğimiz zaman en sonunda da bu n-1 bu yönde gidecektir. Yani ne kaldı yukarıda? En kaldı aşağıda da 2 var. Başka da bir şey gözükmüyor. 20. En değeri kaç çıkacak buradan? 40 çıkacak. Sorumuz en miydi? Evet endi. Yani cevabımız 40 çıktı. Geçtik. Sonraki sorumuz nasıl bir soru? Kesrinin pozitif tam sayı olması için x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diye soruyor. Biz bu ifadeyi şöyle yazalım. 3x bölü x artı 18 bölü x diye yazalım. Şimdi şurası zaten 3. Burası da 18 bölü x. Şimdi bunun ne olmasını istiyoruz? Biz pozitif tam sayı olmasını istiyoruz. Unutma. Yani z artının bir elemanı olmalı. Buranın tamamı. E şimdi öyle baktığımızda e, 3 zaten bir tam sayı. O halde buranın da bir tam sayı olması lazım. Bak 3 tam sayı. Burada bir tam sayı olmalı ki. Buranın tamamı ne olmalı? Tam sayı olmalı. Yani x 18'i bölen sayılardan oluşmalı. 1 olabilir. 2, 3, başka bakıyorum. 3'ten sonra ne var? 6, 9 ve 18. Bunlar olur. Olur olmasına da e, şimdi pozitif tam sayı sonuç olsun istiyor. Şu gelebilir mi? Bak. Eksi 18'i koysak x yerine şurası eksi 1 yapar. Sonuç 2 çıkar. Olur. Bu da olur. Peki eksi 9'u koysak Eksi 9 burayı eksi 2 yaptı. Sonuç yine tam sayı olur. Peki eksi 6'yı koysak. Burası eksi 3 yaptı. Artı 3 yaptı. Sıfır yaptı. Sıfır pozitif değil. O yüzden bunu ne yapmayacağız? Almayacağız. Kaç tane diye sormuştu. Yoksa toplamını mı sormuştu? Tam sayı değerinin toplamını sordu. O halde şunu diyebilir miyiz? Zaten toplamada şu ikisi birbirini sıfırlar. Bu da birbirini sıfırlar. Sadece neresi kalıyor? Şu parçalar kalıyor. Bunların toplamı da kaç geliyor bir bakalım. 6, 9, 10, 12 geldi. Sorumuzun cevabı ne gelmeli? 12. D şıkkında geldi. Evet şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz biz? Bu soruyu şöyle çözelim. Şeyleri bir ayıralım. Bu tam kısımları bir ayıralım. Onu şöyle yazacağım. 2014 2014 artı 1 bölü 5. Yanındakini de eksi 2015 Dikkat et buraya. Eksi 3 bölü 5 yazıyorum. Burası önemli. Artı yazarsan gidersin. Sonra bölü ne diyeceğiz? Aynı şeyi buraya uygulayacağız. 2014 artı 4 bölü 5. Sonra burası da eksi 2013 eksi 1 bölü 5 yaptı. Tamam. Biraz büyük yazdım da. Peki şimdi şu tamlarla ilgili bir işlem yapalım. Şu tamlarla ilgili işlemi yaptığımız zaman eksi 1 gelecek. Sonra ne var yanında? Artı mı eksi mi? Bir dakika. Eksi yapıyor. Şunlardan bahsediyorum. Hani şu rasyonel ifadelerde işlem yaparsak faydaları aynı ya bunun. Eksi 2 bölü 5 gelecek. Onu buraya yazalım. Sonra altına yine şunlarla ilgili işlemimizi yapalım. Şu ikisinden dolayı 1 gelir. Sonra rasyonel ifadelere bakıyoruz. 4 bölü 5 eksi 1 bölü de O da artı 3 bölü 5 geldi. Bu işlemin devamını getireceğiz. Şimdi yukarısı eksi 5, eksi 7 bölü 5 geldi. Aşağısı da 8 bölü 5 geliyor. Evet buradan 5'er birbirini götürecek. Sorumuzun cevabı ne gelecek? Eksi 7 bölü 8 gelecek. Yani neymiş? C şıkkıymış. Peki. Sonraki soruya geldik. Bu soru nasıl bir soru? Şimdi bir yapalım görelim. yani parantezin içerilerini bir hesapla hesaplaya gidelim. Orası 5 bölü 2 çarpı ikinci parantez. Şuna şunu çarptım 6 bir daha 7 bölü kaç oldu? 3. Sonra şurası 8 bir daha 9 bölü 4. Böyle gidiyor. Çarpı en son. Şurası da 44. 45 bölü 22 geldi. Tamam. Şu uzun kesimizi bir çizelim. Ee, hemen altında şurası 2 kere 2, 4, 1, 3 bölü 2. Onun yanındaki 6, 5 bölü 3. Şunu da hesaplayalım. Burası 8, 7 bölü 4. Evet. Ve son sayımızda ne oluyor bu durumda? 44 bir çıkarttım. 43 bölü 22 geldi. Tamam. Şimdi bu arada bir şey de söyleyeceğim. Ee, şuraya onu monte etmek istiyorum. Bak yukarısı 5, 7, 9 hep tek sayılar gidiyor. Şuradaki son sayı da nedir? 43 oluyor yukarısı. Aşağısı da 20 yapıyor. 20 mi yapıyor? 21 yapıyor. Çünkü nasıl gidiyor? 2, 3, 4 diye gittiği için ardışık gidiyor. Tamam. Şimdi bunu niye yazdım diye soracaksın sen. Şöyle bir hesap yapalım. Bak şu paketi bir gör. Şu paketi. Şurada 5 bölüş paketi görüyor musun? Burada bu 5 bölüşçe burası gider. Sonra bak şurada 7 bölü 4 var. Bu gider. Bu şekilde gidiyor. Sonra burada 43 bölü 22 var görüyor musun? Ona da bura gidiyor. Sadece yukarıda ne kalıyor? Bakıyorum. Yukarıda bir 45'i gördüm. Yukarıda 45 var. Şurada bir bölü 2'miz de var onu da yazayım. 45 bölü 2 var. Yukarıda aşağıda da 3 bölü 2 var. Tamam bu ikiler de gitti. 45 bölü 3 kaldı. 45 ile 3'e bölersek cevabımız ne geliyormuş? 15 geliyormuş. Güzel bir soruymuş. Ben gerçekten beğendim. X'in pozitif bir X pozitif bir ondalık sayıdır. X artı 1 bölü 25 bir tam sayı olduğuna göre X'in virgülden sonraki kısmı nedir diyor. Şimdi biz ilk önce 1 bölü 25'i bir Ayarlamamız lazım. Bu 5'in karesidir. Bunu ne yapalım? Ee, paydayı onun kuvvetlerine getirmeye çalışıyordum. Yani 10 olur, 100 olur, 1000 olur ama burada 5'in e, karesi olduğu için buraya 2'nin karesini getirelim. Burada 2'nin karesini getirdik. Yukarıda 4 var, aşağıda da ne var? 100 var. Çünkü orası ne oldu? onun karesi yaptı. O halde burası nedir? 0 ,4'tür. Yok. 0 0,4'tür. Yok. 0,04'tür diyecektim. 0'a bir, bir, atlıyordum az daha. Şimdi şöyle yapalım. X bir sayıymış ve bunun bir tam sayı olması isteniyor. Yani X ondalıklı bir sayıymış. Şöyle düşünelim. X artı 0,04 bir tam sayı eşit olsun. Bu tam sayı burada önemli değil. Çünkü X'in virgülden sonraki kısmı ilgilendiği için 1 yazalım oraya. Ve X'i de bulalım. Şimdi X nedir? Birden kimi çıkartacağız? 2 virgül atıyorum. Çünkü 0,04 çıkartmamız lazım. Çıkarttığımız zaman 10'dan 4 çıktı. 6. Burada kaldı. 9. Burada. Şurada da hiçbir şey kalmadı. 0.96 gibi bir sayı. Yani virgülden sonraki kısmı sorulduğu için ne olmalı? 96 gelmeli. Cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Ee, diyor ki 0.36 bölü 0.6 kesin aşağıdakilerden hangisi eklenirse sonuç bir tam sayı olur diye sormuş. şimdi bunu İlk önce bir ondalıklı sayıya çevirmeye çalışalım. Ne yapayım? 1, 2 atayım. 1, 2. Yani 36 bölü 60 yaptı. Ee, en iyi bunlar 6'ya bölerim. 6 bölü 10 yaptı. Bu nedir? 0,6'dır. E, tabii ki ben buna ne diyordu? Eklenirse sonuç bir tam sayı olur. Şimdi buna 0,4 eklersek sonuç zaten bir tam sayı olacaktır. Mesela ne oldu? 1 oldu direkt. 0,4 olmalı. Aşağıdakilerde hangi eklerini hissediyor? Yani farklı şeyler de ekleyebilirdik. Mesela 1,4 de olabilirdi tamam mı? Ama aşağıdakilerde hangisi dediği için uygun olan budur. Cevabı B işaretleyeceksin. Şimdi bu soruya baktık. Virgülden sonraki 32. basamakta hangi rakam vardır diye soruyor. Şimdi şurayı bir paket olarak almamız lazım. Hani nereye kadar? 2, 4, 6, 8, 0. Bak burada duruyorum. Çünkü bundan sonra tekrar ne geliyor? İyi bak. 2, 4, 6, 0. Görüyor musun? Yani buranın periyodu bir kere 1, 2, 3, 4, 5. Biz o yüzden 32'yi 5'e böldüğümüz zaman kalanımız nedir? Bakalım 2'dir. Yani neyi söyleyeceğiz? İkinci sayıyı söyleyeceğiz. İkinci sayıda kim görünüyor buradan baktığın zaman? 4 görünüyor. Cevabımız ne gelmeli yani? 4 gelmeli. 4'ü işaretliyorum. Evet, bu durum. Peki. Nasıl bir sorusu? Şimdi burada virgül kaydırarak gideceğim. Daha sonra toparlayacağım. Ne yapalım? Şuradan bir tane getirdim. Burası o zaman şu bir tane getirdik. 20 oldu. 21 2 oldu, 10 oldu. Bir daha uzun uzun uğraşmayacağım. Şuradan 1, 2 attım. Burası o zaman 1, 2 olduğu için 200 bölü 2'den 100. Hesap yapa yapa gidelim. Çünkü sınavda zaman ihtiyacımız var bizim. Buraya 1 virgül kattım. Burası 30 oldu. 30'u 1'e böldüm. 30. Eksi. Şurası 1 virgül attım. Burası gene 30 oldu. 33'e böldüm. 10. Evet. Nedir bu? 2M bölü 3 yaptı. Şimdi ee, sol taraf sol taraf ne çıktı? 110. Aşağısı ne geliyor? 20. Tamam. 2m bölü 3'tür diyor. m buradan pek tam sayı çıkacak gibi gözükmüyor şu an. Şu sıfırları gönderelim. Evet bir bakıyorum. Şuraya gitti 33. Şu bak bu buraya gitti 33. Şu 2 de bunun altına geldi. 4. Evet cevabımız ne geliyor? 33 bölü 4 geliyor. D şıkkını işaretledik. Şimdi neredeyiz? 12. sorudayız. 12. soruyu halledelim. Şimdi 0,2'nin karesi 0,04'tür. Şimdi bunu şöyle hesaplıyorum ben. 0,2'nin karesini alırken Bak benim kafa ne yapıyor onu söyleyeyim. İlk önce şunun karesini alıyor. Bunun karesi ne? 4. Sonra şurada kaç basamak var? Burada 1 basamak var. Bunu da 2'ye katlıyor. Yani 2 basamaklı bir şey gelecek virgülden sonra. O yüzden buraya 0. 0,4 yazıyorum. Tamam. Ötekine geleceğim. Şimdi 2'nin küpünü aldım. Ne oldu? 8. 0,8 yazacağım da şuraya. Şimdi burada bir basamak var. 3'e katla 3 basamaklı gelecek. 1, 2. O zaman buraya da 8 geldi. Evet. Durum bu. Aşağısı nedir? 0,048. Şu yukarısına bir bakalım. İlginç. O da aynı geliyor. 0,048. Evet aynı sayılar. Demek ki sorumuzun cevabı ne gelecek? 1 gelecek. 12. cevabı E çıktı. Peki. A ve B birer gerçek sayıdır. A bölü pardon A eksi 3 B bölü B eksi 6 0 olduğuna göre A aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi ben buraya bakar bakmaz bir kere B eksi 6 0 olmamalıdır diyorum. Yani B 6 olmamalıdır. Bunu yazdım. Daha sonra bir de bu kesir sıfır eşit ya. Yani a eksi 3b ne olmalı? Sıfır olmalı. O zaman a ne olmalı? 3b'ye eşit olmalı. Peki b, b değerim 6 olamayacağına göre a değerinde ne olamaz buradan? 18 değerini alamaz. Anladın mı? Burada gittim b'yi ne yaptım? Şuradaki b yerine yazdım. Şimdi normalde eğer b eşittir 6 olsaydı a eşittir 18 olabilirdi. Ama b eşittir 6 olamayacağına göre a da artık 18 olamaz diyoruz işaretledik. D şıkkında geldi. Tamam. Şimdi bu soruya bakalım. Şimdi bu soruların tipi bir kere şöyle. Buraya bir harf verelim. Mesela A harfi olsun. Şimdi bunun X türünden değeri isteniyor. Şimdi ilk önce taraf tarafa toplamayı seçeceğim. Ama alaka yok. 5 bölü 13 tam sayı değil. Çıkartmayı seçsem 3 bölü 13 tam sayı değil. Olmuyor. Toplama çıkartma işe yaramıyor. Şimdi bunlardan birini katlamamız lazım. 13 Bak burayı, 13 diyor değil mi? Hmm. Şimdi ben burayı 3 ile katlasam 12 yapar, bir eklesem 13 olur. Bak ne yapacağız? Şurayı, şurayı var ya 3 ile katlayalım tamam mı? Sonra da şu iki tarafı, yani şurayı görüyor musun? Şöyle. Evet. Bunları da taraf tarafa toplayalım. Bunları toplayacağız. Tamam. Mı? Şimdi topladığımız zaman bak. 3 ile 4'ü çarptım 12. Bir daha 13. 13 bölü 3 yaptım. 13 bölü 13 yaptım. Sonra 3 ile 5'i çarptım 15. 2 daha 17 bölü 17 oldu. Evet. Sonra 3 ile 5'i çarptım 15. 4 daha 19 bölü 19 oldu. Hepsi tam sayı geldi. Bu bizim işlemi doğru yaptığımızı gösteriyor. Peki o halde sağ taraftan toplayacağız. Yani x artı 3a olacak. Şuradan zaten toplamı 3 geliyor. Ben yalnız a yalnız bırakmak zorundayım. Ee, ne yapalım? 3 eksi x olur. 3a'ya eşit bu. Son hamlede de her şeyi 3'e bölersek ne gelecek? 3 eksi x bölü 3'tür. a diyeceğiz. Ki ben a'yı arıyordum zaten. Cevabımız bu. Nerede? E şıkkında geldi. Tamam. Evet. Şimdi Tanımsız yapan x değerlerini diyor. zaten bakar bakmaz benim gördüğüm hemen paydayı sıfır yapan değer nedir? Birdir. Bu tanımsız yapar. Birincisi bu. Sonra yapman gereken şey bunu ilerletmek. Yani aşağıdan yukarıya doğru merdiven mantığını kullanacağız. 2 bölü. Şimdi şurayla buraya çarptım. Ne oldu orası? x 1 bir de eksi 1 var. Faydada kim var? x eksi 1 var. Bunu takla attırdık. 2 çarpı x eksi 1 takla attı derken bu buraya geldi, bu aşağıda kalıyor. Orası da nedir? x eksi 2'dir. Şimdi soruyorum, burayı sıfır yapan değer ne? 2'dir. Bir de hangi değer geldi? x eşittir, 2 değeri geldi. Artık bundan sonra daha e, paydalı bir ifade oluşmayacağı için bunlardan başka da yoktur. Cevabımız ne olacak? 3 olacak. Yani c şıkkın inşaat dedik. Peki. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soru nasıl bir soru? Şimdi e, şeye dikkat ettim direkt. Faydalar çok ilginç. 19'la 23. İkisinde 19'la 23. Acaba yukarılar birbirinin katı oluyor mu diye düşünüyorum. Nasıl düşünsek? Şimdi yukarılar 12 ile 18 6'nın katı. Ben oraya bir 6 pansi almak istiyorum. 6 pansi aldığım zaman 2/19 bölü dönüşürse ne yaptı? 3/23 bölü 23 yaptı. Alt tarafı da bakalım. Evet aynı şekilde aşağıyı da ben 10 parantezine alacağım. 10 parantezine aldığım zaman 2 bölü 19 artı 3 bölü 23 geldi. Evet Gördün mü parantezin içleri geldi? Aynı geldi. Yani şurayla şura birbirini ne yapar? Sadeleşir. O zaman cevabımız 6 bölü 10. Bunu da sadeleştirsek ne gelecek? 3 bölü 5 gelecek. Nerede şıkkımız? D şıkkında geldi. Evet sorular gerçekten aklı gitti. Çok güzeldi, çok basitti. Yani öğreticiydi. Görüşürüz bir sonraki testte. Şimdi bir sonraki testimiz ne bu arada? Profesyonellere geçiyoruz. Orada bekliyorum seni.